oturturalım derken bu sefer de ne çıktı? Deprem çıktı. Yani bu kadar canlar verilmiş, bu kadar acı çekiyoruz. Şimdi biz bile bile çocuklarımızı bak okulun içini görmüyorduk. Okulun içi de tehlikeli ve bizim okulumuzun ilkokul, Gazipaşa ilkokulunu görün çocuklarımız için hem uygun. Ayrıca merdivenlere pileler takılmış. Bu çocuklar bilmiyorlar, birbirlerini itiyorlar. Bakın demir kapılar, bu çocuklar sıralar böyle. Benim oğlum burada okuyor. İnanın ben toplantıya geliyorum labirent gibi. O sıralarda oturmak zaten biz yetişkin olarak öyleyiz. Sınavlardan geçemiyoruz. Kendiniz söylediniz değil mi? Canlar verilmiş. O evet zaten, şimdi tekrar o göz okul, göre göre nasıl bir can verebiliriz? O okul uygun olsa zaten o okulda devam ederdim. Evet o okul uygun. Bizim okulumuz ilkokulumuz uygun değil. Bizim ek binamız uygun. Gazipaşa, Orta Ablacığım, merhaba. Şube müdürüyüm. İlkokulu merhaba. Birlikte ders yapacaklar. Misafir olan gidecek. Biz gitmeyeceğiz. Biz bunu istiyoruz. Merhabalar. Şube müdürüyüm ben. Güvenlik şube müdürüyüm. Konuyu ben de üst bakanlarıma bildirdim. Bu konuyla ilgili zaten sizin herhangi bir talebiniz mutlaka etik. Evet. Dilekçeniz verilmiş. Ona teyidini aldım. Şöyle bir durum var. Basın açıklamasıyla ilgili bir okul önü kesinlikle yasak. Çünkü burası eğitim kurumu. Tamam. Çok müsait yakında bir yer var. Valiliğe isim verdiği Ölü Çocuk Parkı. Bu konu için belirlenmiş yer. Bu konuyla ilgili valiliğe diğer konu haricinde açıklama yeri ve saatiyle ilgili dilekçe verirsiniz. Orada biz gerekli çevre güvenliği alırız. Şu anda biz bir açıklama yapamıyoruz herhangi bir şey söyle. Ama bizden önceki okullar herhangi bir şekilde emniyet. Şimdi Gazipaşa Ortaokulu'na biz zaten bir kararla gittik. Biz orada ortaokul bölümünde ilkokul olarak sabah olarak okuyacaktık. Nasıl olduysa bir günde karar değişti. İmzalar değişti. Ortaokul bölümü ortaokula geldi. Biz diskalifiye olduk. Ortalığa atıldık. Nereye ne gidemeyiz? Biz ikinci dönemden beri ders yapamıyoruz. Şube müdürüm. Okul denen bir şey kalmadı. Eğitim yok. Çocuklar evin içinde oturuyor. Şu anda... Yani o zaman geldiler okulun önünde görev... Okulun önünde... Anlamıyorum. Bir saniye lütfen özür dilerim. Okulun önünde evet görüşmeler yapıldı. Milli eğitime kadar gidildi. Onlar bu kararı bir günde değiştirebilip çocuklarını tekrar ortaokul bölümüne aldılar. Bizim tek istediğimiz ortaokul bölümü, biz Gazipaşa ilkokuluyuz, ortaokul bölümümüz burada. Biz ortaokul bölümünde ortaokul çocuklarıyla ilkokul Gazipaşa ilkokulunda okumasını istiyoruz. Sabahçı, öğlenci. Misafir istemiyoruz. Ev sahibi mi gider, misafir mi gider? İstemiyoruz. Salim Yılmaz'ın da arkasında nasıl bir şey var bilmiyorum. Bu ortaokuldan gidenlerin de arkasında nasıl bir şey var bilmiyorum. Kanun üstüne kanun olmaz. İmzalar asla değişmez ama imzalar bitti, süründü. Yani söylediğiniz şey çok... Ben istedim ama şimdi... O kadar çetrefilli bir şey olacağını düşünmüyorum yani bunun arkasında öyle... Ya şimdi o zaman neden gönderilmiyor? Olacak... Neden? Sen ev sahibisin. Biz anlamayı bu şekilde yapmışlardır ya. Ev sahibisin yani. Sen. Bizim karar geldi. Karardan boşaltılmadı o zaman. Evet. Kararı göre değiştirilmedi. Evet. Biz bahçeden geri döndük. Düzenleme yapmışlardır bununla ilgili ama şimdi siz bunu çok farklı şeyler anlatıyorsunuz. Farklı şeyler anlatmıyoruz. İlkokul, çocuklarımızın canları. Şah, çocuklar yani bu kadar bunlar çocuk yani. Ya bu kadar çocuk. Bu eğitim bununla ilgili değil ki milli eğitim planlama yapmıştır. Belki yapacaktır da. Yapacaktır diye bir şey. Kanun verdi, kanun verdi. Karar geldi, karar yani geldi. Bizim okula verdiler. Ben çocuğumu alıp başka yere mi götüreceğim? Dördüncü değişti de başka yere mi götüreceğim ben? Can güvenliğimiz yok. Bir de bizi getireceğini yerine hot okulu buraya getirdim. Yani demiyorsam. Hayır, hayır. Can güvenliği geçeceğim. Can güvenliği geçeceğim. Ha, bildim siz hocam. Gerekirse tedbir alacağız. Ya Allah aşkına. Hocam bu çocuk. Ekstra göre bak. Ekstra. Bir de okula girer misiniz? Lütfen bir de okula inceleyin. Bunlar aklı ermiyor. Birbirlerini itiyor, kalkıyor. Can güvenliği gerekirse şey de yaparız yani. Ekstra güvenlik biz de alırız bununla ilgili. Ben bunu da üstlenmek istiyorum. Zaten okulumuz varken biz başka okuldan misafir olarak eğitim görmek istemiyoruz. Evet. Geldiğimiz yani, okulu da rahatsız şimdi ev sahibi mi gider? Siz mantıklı düşünün konuyu, misafir mi gider? Şimdi ben sadece kendi üstlerimle görüşme şeyine sahibim. Ben bu konuyu size şunu garantiyorum, raporlayıp kendi üstlerime sunacağım. Evet, biz bakalım. Biz misafir ama diğer konuyla ilgili, açıklamayla ilgili siz de velisiniz. Okulunuzun önünde açıklama yapması başka bir grup tarafından bu kalabalığı istemezsiniz. Şu an bu kargaşayı. Tamam, dediğim ben zaten ilde, kadar açıklama yaptığımızı da düşünmüyorum. İlde bununla ilgili belirlenmiş yerler var. Çok müsaitle bir çevre güveninizi almayı ben garanti ediyorum. İstediğiniz zaman, istediğiniz ama saatte, zaman geçecek bu gündüz olması koşuluyla aynı gün o izin çıkar. Ölçücük bakın şurası hemen, iki adım mesafede. Şurası. Çevresi dört tane alıyoruz. Çok gidiyoruz. Her gün aldığım görev. Günlerden perşembe, yarın cuma. Her gün aldığım görev. Hayır, hayır basın açıklaması olarak. Siz de velisiniz. Siz de okulunuzun önünde normalde başka bir okulda var. Bunu yapmasını istemezsiniz. Emin olun yani şu kalabalığı. Şu an çocuklar da... Biz de burayı rahatsız ediyoruz.
gidiyorum. Şu an çocuklar korku yaşıyor olabilirler yani. Evet. Ben sizden o konuda düşünce istiyorum. Evet, ben o konuda düşünce istiyorum sizden. Lütfen oradan burayı şu an boşaltalım. Dediğiniz gibi herhangi bir iki kişi, bir kişi bile valiliğe bir dilekçe ölçüş parkuru kullanmak için saatin yerini bildirin. Biz gelelim, güvenliğinizi alalım. Basınla gelsin karşınızda, biz de gerekirse çekip bunu zaten biz de yayınlıyoruz. Tamam, ve bunu üç bakanlara basın gelmezse biz yayınlayıp üç bakanımıza bu hem görüntüyü hem yazı olarak sunuyoruz. Yani müdürüm, ben size bunu söyleyeyim yani. Kusura bakmayın, bir şey söyleyeceğim müdürüm. Estağfurullah. Peki bundan önceki yapılanlarda emniyet falan gelmedi. Basın açıklamalarında bir yasak falan yoktu. Bu önceki Gazipaşa Ortaokulu. Bu işler biraz karışık. İlk yapılan röportajlar Milli Eğitim'e kadar ani gelişmiştir. Ani gelişme değil, gruplarda yayınlandı, yarın okulumuzda olacağız dedi. Ani gelişmiştir çünkü biz ilk defa haberimiz oldu. Ve haber verildi. İlk defa geldik yani. Size kim haber verdi pardon? Size basından haber geldi bu sefer. Ha basın, yani basın o zaman onlara emniyete haber vermemiş. Çünkü basın geldi. Hatta emniyete gelmedi hanımefendi, basınla ilişkimiz olan bir arkadaşımız bize attı. Böyle bir durum vardı. Tamam. Ben ne söylüyorum? İki şey söylüyorum. Bir, tamam, yukarı iletişim emri olabilirsiniz. İkincisi, tamam, izin çıkacağını ben garanti ediyorum. Tamam. Valiye bir dilekçe, ölçücü baktığı iki adım mesafede. Tamam. Alan çok müsait. Her gün yaptığımız yerler, orada dizilimizi ve her şeyinizi, evet, biz size gösteririz. Uzak olduğunuz konular, evet, bilmiyorsunuz.